Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, size yine iğneden tığ çok hoş bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet. Şöyle modelimi göstereyim. Model e, iğne oyası modeliydi. Şöyle kele olanı e, ilmekler üzerinde böyle yuvalar üzerindeydi arkadaşlar. Bunu kolay bir halde size bu şekilde tasarladım. İlmekler yerine böyle ilmek yapan zorlanan arkadaşımızla arkadaşlarımız için bu şekilde trabzandan bu ara ara yaptığım oyayı böyle düz kayanın üzerine yaptım. Biraz şöyle tümseklik oluşturup ara sulardan yukarıda daha dursun kendini göstersin diye böyle kel olan yerine trabzanlardan böyle papatya yaprakları yaparak bu şekilde hazırladım arkadaşlar çok kolaylaştırdım yani ilmek biliyorsunuz pipetli ilmek yapıp üzerine iki sırada üçer zincirden yuva yapılıp sonra bu çiçekler yapılacaktı fakat e, yapmak isteyip de yapamayan ilmeklerde zorlanan yuvalarda zorlanan arkadaşlarımın Sürekli yazmaları yorumlarda daha kolayını yapabilir misiniz diye rica etmeleri üzerine de bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Daha önce tasarlayan var mı bilmiyorum ama biraz uğraştım. İlk önce şuraları sabitleyerek yaptım. Şöyle çok geldirme ve yapışık oldu, güzel durmadı. 2-3 defa sökerek bu şekilde yuvalar üzerine yapmaya çalıştım. Bakın şuralarda detaylar var fark ettiyseniz papatyalar normalde bu kadar güzel durmuyor içindeki bu minik yapraklardan bahsediyorum ona da bazı taktiklerle bu şekilde bakın boşluk bırakarak tasarladım hazırladım arkadaşlar direkt trabzanı yapıp zinciri çekmeden sık iğne yaptım yani şimdi söyleyeyim İlla yaparken göstermeye gerek yok Evet modelim bu çok da güzel oldu böyle kolay da bir ara suyu hazırladım kolayında kolaylaştırmaya çalıştım elimden geldiği kadar bu iğne oyası modelini tığa çevirirken böyle sizler de yapabilin diye kolay olsun diye bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Evet modelim bu. Şimdi modelimi anlatmaya geçeyim. Evet ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, ee, kenar tığlama ara suyunu 6 tane bırakıyorum 2 4 6 benimki biliyorsunuz örnek amaçlı arkadaşlar bu şekilde şimdi 5 tane yapmışım ee, sizde de bir tane yaparak 6'ya tamamlayalım sonra bu düz kaya zeminini nasıl yaptık onu anlatmaya geçelim Evet Arka tarafı unutuyoruz. Her zamanki gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın ipimizi tığımıza tutturduktan sonra bir sonraki tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. İlk başlar gibi sabitledik. Üzerine iki zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battımın içerisine girip şöyle iki, şöyle iki alarak bir trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç ve dört zincir trabzanı kapatıp yanına bir sık iğne yapıyorum. Dibine değil de bir sonraki boş olana kapatıyorum. Bunu da arkadaşlar eğer tığ battığınız 3 zincirli veya daha büyükse hemen dibine kapatabilirsiniz. Biraz tığ battılarım sık olduğu için bu şekil yaptım. Evet şimdi altı tane oldu sanırım. Şöyle sayalım. 2, 4 ve 6. Evet altı tane olduktan sonra çiçeğimiz için düz kayadan zemin oluşturacağız. Onun için 3 zincirden 5 tane kirpik yapıyorum. Şöyle. 3 zincir. 2. 3 üç zincir. 3. 3 üç zincir. 4. 1, 2, 3 zincir. Bu da 5. Bakın. Şöyle 5 tane 3 zincirden tığ battığı oluşturdum. Bir zincirle düz tarafına dönüp sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. Şimdi yine 3 tane zincirden 3 tane yuva yapacağız. Bu bir. 3 zincir 2 1 2 3 zincir 3 4 tanesi alt sırada kaldı. 3 tane üzerine yaptık. Bir tane de bu şekilde kenar kısmına bıraktık. Şöyle bir zincir çekiyorum düz tarafına döndüm ve sabitliyorum bakın ikiye düşüreceğiz bu yuvamız 3 zincir 1 2 3 zincir sabitledim evet. şimdi bir zincirle dönüşümü yaptım dibindeki yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Buradaki ilk yuvanın içerisine girip tek kalan zaten yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle düz yüzüne dönüyorum bak. Burası önemli arkadaşlar. Daha yüksek tutuyor. Hem de güzel duruyor yuvalarımız. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Şöyle arkadaşlar bakın hiç boşluk bırakmayın. Alırken şöyle 2, şöyle 2. Şöyle minik kalın bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Şöyle 5 zincirimin üzerine 2 defa tığı dolayıp aynı şekilde buraya 2 tane trabzan yapacağım. Bu 2, 2 ve 2. Şöyle görmeniz için. 2 defa tığı doladım yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 2 ve 2. Bakın. 2 tane yuva oluşturdum. Toplamda 4 tane yuva yapacağız. Aynen bu şekilde. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 1 2 3 4 5 zincir iki defa tığı doladım. Şimdi buraya tek trabzan yapacağız. Sonuncuyu tek trabzan 3 zincirle ikinci trabzan ayarlayacağız. Bakın uzun olmasın arkadaşlar boyutu böyle kalın ve kısa olacak trabzanımız. Şöyle yine sıkı sıkı 4 zinciri çekip son bu yuvaya kapatıp buna ikinci trabzanı oluşturmuş olacağız. Dibine de sık iğne yapıyorum. Böyle yukarıda güzel dursun diye. Sık iğneden sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen yanındaki bu yuvaya değil de ortadakine girip 3 zincirimi buraya kapatıyorum. Yine 3 zincir çekip ilk dönüş yaptığımız tığ battığımıza da bu şekilde sabitleyip tığ battı seviyesine indim. Şimdi şu ilk başta bıraktığımız bir tığ battıyı buraya da bırakalım bir tane tığ battığı yaptık. Bakın çok kolay oldu arkadaşlar. Zaten bildiğiniz bu yuvayı sürekli size gösteriyorum. Sadece bu 4, 3, 2 olarak kısalttım şöyle kayama göstereyim. Bakın yakın plan ve dört tane 5 zincirden oluşan yuvamız. Bakın bir tane tığ battığı da bıraktık. Şimdi bu altı tane buraya yapmış olduğumuz ara suyundan da şöyle iki tane göstereyim sizlere Evet iki zincir bir defa tığı doladım yuvanın da içerisine girip iki iki alıyorum bir trabzan yapmış olduk bir iki üç dört zincir kapatıyorum dibine bir sık iğne bakın yandaki boş olana kapattım bu şekilde oluşturduk. Şimdi iki tane zincir bir defa tığı doladım. Yandaki yuvaya iki iki alarak tırabzan yapıyorum. Boş olan yuvamıza 4 zincir. Dört zinciri kapatıp dibine bir sık iğne. Bu sık iğne hem de kirpiği göstermiş oluyor. Sonra bakın hiç zincir falan çekmeden direkt sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet. Bu ikiyi altıya ben hemen çoğaltıp geleyim arkadaşlar. Evet yuvamızı bu şekilde hazırladık. İlk yuvanın içerisinden sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. İki tane sık iğnem olmuş oldu. Şöyle bir tane zincir çekip bir defa tığı doladım. Şöyle iki, iki alarak trabzan yapıyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki yere bir tane daha yapıyorum yanına hemen bir tane daha yaptım şimdi buraya iki zincirimi çekip böyle bir trabzan oluşturdum hemen yanına arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum demin dediğim öyle boşluk verince daha güzel duruyor bu papatyanın yaprağı kenarına yapacağımız bu tacın arasında 10 tane zincir çekiyorum 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen ters tarafına çevirdim. Bunu şöyle ilk sık iğnenin üzerinden yaparsanız daha güzel duruyor. Şöyle bu şekilde sabitledim. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yeşil boşluğa sık iğneden hani ilk girdiğim sık iğneden yaptıktan sonra yanına yeşil yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra iki zincir çekiyorum hemen düz yüzüne döndüm. Bakın kelo olanı bu şekilde yapıyorum. Güzel de oluyor arkadaşlar. 2 zincir 9 tane bu iki zincirden de tepe kısmına ipik yapıyorum. 2 zincir şöyle 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 7 bu şekilde bir boşluk oluşuyor trabzanın kenarında püf noktası dediğim kısım bu arkadaşlar kenarındaki sık iğneler 2 zincir 8 simetri olsun diye sayarak yapıyorum bu da 9 9 taneden sonra yine yeşil yuvaya sık iğne ile girip sabit diyorum. Evet kela olan kafasının bir tanesi oluştu. Şöyle geçiş yaparken trabzanlar üzerinden şöyle güzel bir duruş olsun diye bir zincir çekiyorum. Hem de bu bir zincire 10 zincirimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle sık iğnemi yapıyorum. Yine bir zincirimi çekip 2 ve 2 olarak trabzan yap iki olmuş zincir sayısını sökelim birisini evet, bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 bir defa tığı doladım 2 ve iki şimdi sıkı sıkı 2 zincir çekiyorum bunu dördüncü trabzan olarak kabul edin arkadaşlar ve buraya yanına bir tane sık iğne yapıyorum bu papatyanın yaprağının yanına Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çevirdim bakın. Buradaki bir zincirli geçiş yer var ya yeşil yuvanın. Oraya 10 zincirimi sabitliyorum. Aynı yere bir sık iğne de yapıyorum. Biz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. Böyle yanına sık iğne olunca daha çok güzel bir kıpkır görünüşü oluyor. Evet. Şimdi 2 zincir. Yine 9 tane kirpik yapacağım. Bakın. Şöyle 2 zincir 3 4 5 6 7 8 ve sonuncu 9 sonuncu kirpiği kapattıktan sonra dibine bir sık iğne yapıyorum. Evet, papatya yaptıktan sonra da zinciri çekmeden önce sık iğne yine bitince de dibine bir sık iğne. Şimdi geçiş noktası olarak yine bir zincir çekiyorum. Şöyle yeşilin üzerinden yani trabzanların üzerinden şöyle bir zincirimle köprü yapmış oluyorum. Evet bir zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Arkadaşlar her seferinde bir şey unutuyoruz. Bir tane daha sık iğne yapacağız. Evet buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir. Bir zincirle geçiş. Bir, zincir, bir tane de sık iğne olacak. Yani iki sık iğne gibi. Bir zincirin üzerine bir defa dolayıp iki iki aldım. Trabzan yaptım biraz arkadaşlar rahatsızlığından dolayı unutuyorum kusura bakmayın sesimden de anlaşılır nezle oldu dördüncü trabzanı da iki zincir olarak buraya sabitledim şimdi bakın buraya dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum papatyadan sonra bitişte bu dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve on. 10 zinciri çektim. Buradaki bir zincirli ara kısımdan giriyorum. 10 zincirimi buraya kapattım. Şöyle buraya bir tane de sık iğne yapıyorum. Sadece sık iğne zincir falan çekmek yok. Şimdi iki zincirle düz tarafına döndüm. Bu 10 zincirli yuvaya 9 tane 2 zincirden kirpik hazırlayacağız. 1 2 iki. ikinci. 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 ve 2 zincir 8 2 zincir 9 Bu şekilde Yine sık iğne ile girişimi yaptım. Bakın bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve buraya bu bir sık iğne ile kapattım. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Evet. Bakın. Şimdi bir zincir çekip trabzandan papatya oluşturacağım. Bir defa doladım. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. 3 tane bakın o bir zincirle beraber 3 tane oldu. 4. trabzan 2 zincir yeşil yuvaya sabitle ve yanına bir sık iğne. Bakın bu şekilde kenarında sık iğneler olunca şöyle güzel bir görüntü oluyor. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Hemen çevirdim. Burada bir zincirli geçiş yaptım. trabzanın üstündeki yuvaya 10 zincirimi bu şekilde sabitledim. Yanına hemen bir sık iğne daha yapıp şöyle bir güzel bir geçiş yapacağım. Evet. 2 zincir. Yine burayı da 9 tane kirpikle yapalım. Giriyorum. Sabitledim. 2 zincir. 2 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 6 7 8 ve 9 Şimdi buraya yeşil yuvanın içerisine sabitliyorum, bakın sık iğnemi ve koparmadan önce de bir zincir çekiyorum. İşte bitti arkadaşlar, çok güzel bir yineden tığ oldu. Şöyle. Bunu hemen ben bir yakayım arkadaşlar, şu ipleri güzelce bir bakalım. Evet. Modelimiz hazır. Şöyle sizler için çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Bakın ipi güzelce esnetince böyle zincirleri de sıkı sıkı çekerseniz bakın üçüsüz olduğu halde kalıp gibi duran bir modeliniz olur. Şöyle zincirler sıkı çekilecek zariflikte. Bir de arkadaşlar bu oyayı zaten görmüşsünüzdür. Keşfette mor böyle iğne oyası. Kel olan ayası ilmekler üzerine yapılan bir model. Fakat e, ilmek yapamayan çoğunlukta arkadaşlar veya da kolay yapmak isteyenler için de bir alternatif olur. Çok e, istenildiği için e, bir türlü fırsat olup videoyu hazırlayamadım onlar için. Bu şekilde hazırladım. İnşallah beğenirler, memnun da kalırlar arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yakın plan tutayım. Bir de sallantılı haline bakın şöyle. Çok zarif oldu. Tül gibi güzel bir model oldu. Kolay ilmeksiz yapılan modellerden bir tanesi oldu. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle modelimi tekrar tekrar göstereyim. Hem yapımı kolay hem ütüye uygun. Hem de şöyle arka tarafından da göstereyim. Bakın arkalı önlü de kullanılabilecek güzellikte bir model oldu. Şöyle Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu izleyip beğeni ve yorum yaptığınız için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.